Altıncı soru. İki kişi 9 erişi kağıdını eşit olarak paylaşırsa bir kişiye ne kadar erişi kağıdı düşer? Evet. 9 tane erişi kağıdı varmış arkadaşlar. Ben şöyle daha iyi gözükmesi için bu 9 kağıdı 2'ye bölüyorum. 4 var. 8. 1. Bu ne demek arkadaşlar? Herkese 4 tane düştü. 1 tane de arttı. Bu artması da yarım olarak ben 1 bölü 2 1 bölü 2 olarak paylaştım. 4 tane buradan geliyor. 1 bölü 2 burada var. Yani benim 4 tane tam ve 1 bölü 2 yarım el işi kağıdım var. Yani 4,5 kağıt paylaştık. 7. soru. Bir sınıftaki sıralara 25 öğrenci ikişer ikişer oturtulacaktır. Hiçbir öğrencinin ayakta kalmaması için sınıfta kaç sıra bulunmalıdır? Ben 25'i 2'ye bölüyorum. Çünkü ikişer oturacaklar. 1, 2, çıkarttım 0. 5'in içinde 2. 2 kere 2 kere 2. 4. Kaldı 1. Bu ne demek arkadaşlar? İkişer ikişer oturttum. 12 sıra doldu. Bir tane öğrenci attı. Bu bir öğrenci için de bir sıra lazım. 12 sıra da burada var. Ama toplam en az 13 tane sıra olması gerekiyor. Sayfa 78. soru. Yandaki işlemde verilmeyen çarpan aşağıdakilerden hangisidir? Burada 36 ile bir sayıyı çarpmış 972 çıkmış ben. 972'yi 36'ya böldüğüm vakit sonucu bulurum. 9'un içinde yok, 97'nin içinde 2 kere 72 çıkartıyorum. 7'den 2 çıktı 5, 25, 2'yi indirdim. 252'nin içinde 36. 7 kere var, 6 kere 7, 42, elde var 4, 21, 25, evet cevabımız 27. 9. soru, bir bölme işlemi var, bölünen sayı verilmemiş, 62'ye bölmüş, 19 çıkmış, kalanımız 0. Ben 62 ile 19 çarptığım vakit bu sorunun cevabını bulurum. 62 çarpı 10, 9 çarpalım hemen, 2 kere 9, 18, elde var 1, 54, 55, 1 kere 2, 2, 1 kere 6, 6, topluyorum, 8, 7, 11, 1178, sayfa 70, 10. soru. Burada da yine ben parantezin içine öncelikle yapmam gerekiyor, daha sonra diğer işlemi yapacağım. 12'nin karesi demiş, 12'nin karesi ne demek arkadaşlar? 12 çarpı 12'dir, şurası 144'tür, 144'ten 8 çıkartıyorum. 136. Evet, parantez işleminin içi 136. Bölü 4 demiş arkadaşlar. Şimdi de ben 136'yı 4'e bölebilirim. 136'nın 4'e bölmek demek. Bunu akıldan yaptığımız vakit arkadaşlar 136'nın yarısı 68'dir. Onu da tekrar 2'ye bölüyorum. Cevabımız 34'tür. 11. soru. Hasan ile annesinin yaşları toplamı 60'tır. Annesinin yaşı Hasan'ın yaşının 4 katıdır. Buna göre Hasan kaç yaşındadır? Böyle sorularda hemen isimlerini yazalım. Hasan'ın H'si, annenin A'sını yazdım ve toplamlarında T olarak yazdım. Annesinin yaşı Hasan'ın yaşının 4 katıymış. O zaman ben birim olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Hasan'ın yaşına bir birim üçgen verirsem annesi 4 katı olduğu için 4 tane birim veya 4 tane üçgen olarak ifade edebilirim. Toplamları kaçtı arkadaşlar? 60. Şimdi şekilden de anlayabileceğimize göre arkadaşlar 1 tane burada var. 4 tane birim burada var. Toplam 5 birim. 5 birimin toplamı 60 olduğuna göre ben 60'ı 5'e böldüğüm vakit buradaki 1 birimin kaç olduğunu bulabilirim. 60 bölü 5, 6'nın içine 5 bir kere, 1 kere 5, 5, çıkartıyorum 1, 0 indirdim 10, 10'un içinde 5, 2 kere, 2 kere 5, 10, çıkarttım 0. Evet 12, 12 nedir arkadaşlar? Benim buradaki 1 birimim. Zaten bana da Hasan'ın yaşını sorduğu için Hasan'ın yaşı 12'dir. 12. soru. Zekiye Hanım 2348 TL'ye çamaşır makinesi aldı. Peşinat olarak 700 TL ödedi.
geriye kalan borcunu 8 eşit taksitle ödemek üzere satıcıyla anlaştı. Bana ne kadar taksit ödeyeceğini soruyor. Ben öncelikle 2.348 lira olan çamaşır makinesinin fiyatından ödemiş olduğum peşinat 700 lirayı düşmem gerekiyor. Hemen 700'ü çıkartayım hızlıca. 8, 4, 13'ten 7 çıktı. 6, 2000, pardon 1000. Şurası 1 arkadaşlar. 1648. 1648 lirayı da ben eşit 8 taksitle böldüğüme göre 1648'i 8'e bölüyorum. Bakalım kaç çıkacak? 1'in içinde yok. 16'ın içinde 8. 2 kere 2 kere 8. 16. Çıkartıyorum. 0. 0. Yukarıdan 4 indirdim. Burası önemli arkadaşlar. 4'ün içinde 8 olmadığı için buraya 0 atıyorum. Daha sonra yukarıdaki 8'i indiriyorum. 48'in içinde 8. 6 kere. 6 kere 8. 48. Çıkarttım. 0. Benim bir taksidim 206. Sayfa 71. Buradaki verilen sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını sormuş arkadaşlar. Hemen birincisiyle başlayalım. Birincisini hemen okumadan önce bölüklerine üçer üçer sınıflandırıyorum arkadaşlar. Evet, burada 38 kaldı. Bu 3, 6, 8 basamaklı bir sayı olduğu için milyonlar bölüm var. Burası milyonlar, burası binler, burası da birler bölü. Öncelikle ben milyonlar bölümü okuyorum. 38 var. 38 milyon 508 bin 340. 38 milyon 508 bin 340. İkinci sayı 7 milyon 10 bin 372. 809 milyon 240 bin 856. Burada da tam tersi arkadaşlar, okunuşunu vermiş bize, rakamlarla yazılışını istiyor. Evet, burada 316 milyon. Benim milyonlar bölüm 316. Daha sonra 2000 demiş arkadaşlar. Binliğimde bakın 2 var. Birler bölümünde de 45 var. Ben öncelikle hemen milyonlar bölümü yazıyorum. Hemen birlikte yazalım. 316 milyon. Evet, 316'yı yazdım. Milyonlar bölümü bitti. Daha sonra binliğe bakıyorum arkadaşlar. 2000. 2000 dediği için ben buraya sadece 2 yazıp bırakmayacağım. Çünkü burası binler bölüğü olduğu için 3 tane rakam olması gerekiyor. 2 dediği için ben 0, 0, 2 olarak yazıyorum. Daha sonra birler bölüğünde 45 diyor. 45 dediği yine aynı şekilde 3 basama, 3 sayı olması için, 3 tane rakam olması için. Çünkü benim bölüm 3 tane sayıdan oluşuyor. Buraya 0.45 olarak yazıyorum. 6 milyon. Evet, hemen milyonlar bölüme baktım. 6 diyor. Hemen 6'ımı aynen yazdım. Daha sonra binlere bakalım. 200 bin. Binliğim benim 200'miş. 200'ümü yazdım. Daha sonra birler bölüğüne baktık. 79. 0. 79. Son sorumuzda ise 57 milyon. Evet, hemen milyonlar bölüğü 57 olacak. 57'mi aynen yazdım. Daha sonra binliğe bakıyorum. Binlik var mı burada arkadaşlar? 811 diyor. Binlik olmadığı için 0, 0, 0 ve 811. Birler bölüğüm 811. Sayfa 71, ikinci soru. Kuralı 11'den başlayarak sayıların her adımda 9'ar 9'ar artması olan aşağıdaki örüntünün 5. adımını soruyor. Evet, bakın 11, 9 eklemiş 20, 9 eklemiş 29, 9 eklemiş 38. 5. adımı sorduğu için 38'in üzerine 9 ekliyorum. 47 arkadaşlar. 3. soru. Kuralı 7'den başlayarak sayıların her adımda 13'er 13'er artması. Buradaki örüntümüzün kuralı 13'er 13'er artması. Bakın 7'den 20'ye çıkmış. 33, 46, 59. 59'un üzerine 13 eklediğim zaman arkadaşlar 72.
Dördüncü soru burada toplama ve çıkarma işlemleri verilmiş. Aşağıda da cevapları var. İşlemleri yapıp eşleştirmemiz istiyor. Hemen 9 3 daha 12 elde var 1. 9 10 15 elde var 1. 8 9 7 4 daha 11 elde var 1. 31.972. Evet, burası. İkincisine baktık. 7 10 12 elde var 1. 9, 10, 14, elde var 1, 9, 10, 15, 17, yine elde var 1, 6, 8, 1 de elde 9 ve en sonda 4'üm var. 49.742. Çıkarma işlemlerine geçtik. 2'den 3 çıkmaz, komşuya gittik, 10'lu kaldık. 12'den 3 çıktı, 9. Burada kaldı 3. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7. Burada kaldı 6. 6'dan 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8 ve 0. 8.679. Son işlemimiz. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı. 4. Burada kaldı 7. 7'den 1 çıktı. 6. 0'dan çıkmaz. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada kaldı 6. 6'dan 6 çıktı. 0. 6'dan 2 çıktı. 4. 40.364. Dikkat ettiyseniz bir tanesinin boş kalması gerekiyor. Boş kalan da 42.037. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.